Hep bizi konuşuyoruz. Biraz da sizi konuşuyoruz. Baba olacağı haberini kendisi açıklamadan basına düşmesine hayli şaşırmış Sarp Apak. Valla ben açıkçası kendim söyleyecektim. Erken patladı. Nereden çıktı bilmiyorum. Ama hayırlısı bakalım, ne yapalım. Cinsiyet, şimdi cinsiyet daha belli değil. Cinsiyet daha belli değil. Sesim bize ne abi, cinsiyet belli mi? Sürpriz olsun size. Herhalde bir 10 günümüz, 15 günümüz var, ama onu da öğreneceğiz. Müjdeli haberi aldığındaki duygularını da merak ediyoruz doğrusu. Çok mutlu oldum. Cidden çok mutlu oldum. Ben bu kadar heyecanlanacağımı beklemiyordum. Ama o ilk öğrendiğim andaki heyecanımı hiç unutmayacağım. Çok özel bir duygu. Darısı herkesin başında. Biraz doya doya gençliklerini yaşasınlar. Ondan sonra da bu evlilik çocuk çocuk işlerine girsinler. Eşi Bengüsü Uzunöz'ün aşerme durumlarını sorduğumuzda ise bakın nasıl bir cevap alıyoruz. Hanım isterse çıkarım ama istemiyor. Çok şükür de söylüyoruz. Geliyor. Allah'tan çağ değişti. Eskisi gibi değil yani. O yüzden şanslıyız. Ama hanımcıyız yani, biliyorsun. Evet. Siz de öylesiniz. Siz de öylesiniz. Teşekkürler. Siz de biliyorsunuz. Sarp Apak, Can Bonomo'ya evliliği önerdiğini söylerken ünlü şarkıcıdan beklenmedik bir tepki geliyor. Ben ona çok öneriyorum. Ben ona çok biraz da sorunca. Yavaş ya, nerede? Can Bey, size bu soruları ne zaman soracağız? Efendim? Bak, güzel yani. Size ne zaman soracağız? Şimdi sordunuz zaten herhalde. Cevap alamadık ama. Hayırlısı. Yani her şey çok güzel gidiyor. Siz de üşüyorsunuz, yağmurlar falan yağıyor. Siz de tutmuyorum biraz size. Açık konuşuyor. Ne bileyim ben be. Aman her şey. Beraber ıslanmış yani. Ya, yıllarca, yıllarca. Sevgililer günü de yaklaşıyor dediğimiz anda Sarp Apak muhabirlik yapıyor ve sormak istediğimiz soruları arkadaşı Can Bonomo'ya yöneltiyor. Sevgililer günü de geliyor. Sevgililer günü de geliyor. Çok az kaldı. Geldi. Bir şey var mı orada? Bir plan var mı? Ne olur mu? Yani bir teklif, bir şey şimdi. Siz kimlerdensiniz beyefendi? Vay. Anladım. Biraz oklar benden kaçtı. Evet. Biz hayatımızı yaşıyoruz. Zaten herhalde görürüz sonrasında ne olduğunu gibi. Bizler hepimiz böyle güzel insanlar bulduk. Onların da farkındayız kıymetlerini, yani bu insanların kıymetini farkındayız. Ona göre davranıyoruz. Dediği gibi canında biz zaten uygun bir şekilde açıklarız. Boşanacağı konuşulan Hande Ataizi haberlere son noktayı koydu. Zeynep Beşerler'den Tarkan'ın baba olacağını açıkladığı video hakkında olay yorum. Oğuzhan Koç'tan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç yorumu. Alışveriş yaparken görüntülenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fahriye Evcen hamile olduğu için mi bir projede yer almıyor? Şu an için yok netleşen bir proje ama... Allah. Kahretsin, bu da bayıldı. Evet, Sarp Apak ve Can Bonomo çok keyifli bir sohbete imza atmışlar. Şöyle söyleyeyim, öncelikle ben orada çalışan, o soğukta yağmur altında bekleyen arkadaşlarımız adına ikisine de teşekkür ediyorum. Evet. Çıkmışlar, açıklamalarını yapmışlar, konuşmuşlar. Ne güzel. Arkadaşlarımıza da bir evet, şey yoksa haberlerini vermişler. Sonra da arkadaşlar teşekkür ederiz deyip ayrılmışlar. Can Bonomo tabii... Hep o soru soruluyor Can Bonomo'ya, işte ne zaman evleneceksiniz falan filan, ama Can Bonomo Öykü Karayel'den önce Didem Soydan'la biliyorsun uzun süre bir birliktelik yaşadı. Evet. Evlilik teklif etti, nişan yüzükleri takıldı. Aynen. Fakat olmadı. Olmadı. Bu sefer birazcık yoğurdu üfleyerek yiyor sanki. Hep öyle olur ya. Yani öyle bir şeye niyetlenirsin yani, olmaz ama bir sonrakinde daha dikkatli olursun. Sanki öyle. Yok, bence Öykü öyle bir kız. Öyle mi? Evet. Hmm. Çünkü hani baktı, ben hani biraz da uzaktan takip ettiğim haricinde içten de tanıyorum bazı insanları oradan. Şimdi Didem daha böyle model olduğu için biraz daha farklı bir kız. Öykü çok daha farklı bir kız. Yani bir kere oyuncu, işte oyunculuk kariyerine çok yatırım yapıyor. Çok dikkatli projeler seçmeye çalışıyor. Öyle hemen evliliğe atlayacak bir kız değil. Değil. İkizi var bir de Öykü'nü biliyorsun. Evet. Onlar çok da benziyorlar birbirine. Evet. Yani öyle şey bir kız değil bu, hani oldum bitti hadi çeyizi de yapalım. Hani İlber Ortaylı'nın dediği gibi okullar da bitti. Öyle bir kız değil. Dolayısıyla da hani ben şeyi seviyorum. Hem Sarp'ın hem Can'ın şu andaki duruşlarını seviyorum. Müziğe olan yatırımını seviyorum. Öbürün oyunculuğa olan. Şimdi güzel bak, eşi de hamile. Bir de saklayacak bir şeyi olmayan insan zaten konuşur. Ne kadar hoş. Ne olacak yani? Evet, konuşur. Çünkü karşındaki de en nihayetinde mesleğini yapan bir insan oraya kadar gelmiş. Sen de zaten gizli saklı bir halt yemiyorsan orada gelen gazeteciye güzel güzel sohbet edersin. Ha, eğer gizlin saklın varsa geç bunları dersin. Çünkü sükût ikrardan gelir.
sustuğun konuya bakmak lazım. Çok doğru. Şimdi arkadaşlarımız orada kapıda bekliyorlar. İçeriye haber gönderiyorlar. Bir 5 dakika bizimle konuşabilirim diye. Onlar da kırmayıp çıkıyorlar. Aynen. Ne kadar baksana. Güzel. Yani ve ikisi de gülüyor, ikisi de tabii, genç, ikisi de kendi tabii branşında son derece başarılı, soğukta dışarı çıkıyorlar. Bak yanlarına eşlerini almak zorunda da değiller. Değiller canım. Bizim çocuklar bak ısrar etmiş mi? Yo, röportajını almış ve efendice gitmiş. Bu kadar. Şimdi zaten bakma sen bizimki, valla ben artık görüyorum bütün magazinci arkadaşları. Daha doğrusu magazinci değil, gazeteci onlar abi. Ben evet, şu gazetelerde ne köşe yazarıyım diye geçinen adamlar görüyorum. Vallahi onda biri etmezler be. Onda biri etmezler. Bunları buraya koyuyorlar ya. Buraya ne, hangi kontenjandan koyuyorlar ben onu da çözmüş değilim zaten. Yani şu çocukların bildiğini, şunların gördüğünü şuradan evet, herhangi biri bilse zaten. Oho. Evet. Neler olurdu neler. Aynen öyle. Şimdi tabii mutlulukları daim olsun. Can evet, Bonomo Öykü Karayel'le Sarp Apak da sevgili eşiyle yakında baba olacak. Aynen. Bu arada bir çiftin haberi daha var. Aslında biraz da ilginç bir haber çünkü Büşra Develi ve Burak Deniz çifti, bunlar da bir dizide tanıştılar ve aşk yaşıyorlar. Şimdi burada ayaküstü flört diye gösterilen bir haber bu. Ayaküstü flört burada. Güzel Nişantaşı'nda bir AVM'de. Fakat orada bulunan gazeteci arkadaşlarımızın da verdiği bilgiye göre bu böyle kalmamış efendim. İlerleyen zamanlarda aynı yerde bakayım, şiddetli bir şekilde bir tartışmaya girmişler. Ha öyle mi? Herkesin içinde bayağı bağıra bağıra bir tartışma yaşamışlar. Daha sonra birazcık sakinleşmişler ve birbirlerinin gönlünü alıp Burak Deniz Büşra Develi'yi öpmüş. Oradan el ele ayrılmışlar. Olabilir tabii bu tür tartışmalar ama doğal olarak çok halka açık bir yerde olduğu zaman da duyulmamasına imkan olmuyor. Şimdi tabii bizde eskiden bir adab bir edep varmış. Var. Hani kavga, gürültü, patırtı, şu bu aile içerisinde olmaz, çocukların yanında olmaz falan diye ve hani o edep ve adap biraz daha artık kayboldu. Başladı. Kayboldu. İşin gerçeği yani. Yani tam olarak ne olduğunu bilemiyorum ama pek de iyi bir şey olmadı diye düşünüyorum. Bitim şu özgürlükler demek. Senin özgürlüğünün bittiği yerde benimki başlıyor. Elbette, ya Mehmet. Benimkinin başladığı yerde seninki bitiyor. Tabii ki ben özgürüm diyerek senin kişisel alanına tecavüz edemem. Aynen. İşin gerçeği bu. Yani vay efendim bu ülkede özgürlük var, istediğim gibi bağırırım, istediğim gibi sevgilimle tartışırım diyemezsin. Yok. Böyle yani bir şey yok. O, bir de şu var. Şimdi bu bazı gruplar marjinal kendilerini böyle şey zannediyor bazı arkadaşlarımız. Oyunculuk yapıp da bir iki bohem tane böyle bir evet iş tuttuktan sonra bu arkadaşlar böyle bir şey oluyorlar. Bir şey söylemek istiyorum. Tabii zaman zaman çiftler de gerilebilir, tartışabilirler tabii de. Bunda hiç problem yok. Ama asıl önemlisi olan şu. Orada kendini frenlemeyi becerebiliyorsan, bunu daha sonra lütfen konuşalım diyebiliyorsan, işte orada senin arandaki sevgi bağının büyüklüğü ortaya çıkıyor, sağlamlığı ortaya çıkıyor. Değil mi? Şimdi ben sana bir iddiada bulunacağım, diyeceksin ki kahin misin? Çok geçmeyecek ki bu çiftin ayrıldığını duyacağız. Bak çok geçmeyecek ki bu çiftin ayrıldığını duyacağız. Yok şimdi artık hani bir tecrübeyle sabit baktığında evet, zaten. Şöyle görüyorsun, bu oyunculuk dünyasının içerisinde birbirleriyle aynı sektörde olan insanların anlaşabilmeleri çok az. Bak dikkat et, çok az. Parmakla evet, gösterilebilecek, hani böyle bu kadar sayabilirsin. Çünkü bazıları hazmediyor, bazıları hazmedemiyor. Bazıları yan yana geldiklerinde olmuyor. Bir de böyle çok küçük bir dünya orası. Aynı sette oluyorsun. Peki işte acaba bu tür ilişkiler birazcık o dizinin verdiği popülerlikten kaynaklanan ilişkiler haline mi dönüşüyor? Evet, yani tabii, tabii, popüleriz, tabii, dizimiz de tuttu. Aa, ne güzel, güzel de anlaşıyoruz sette. Evet, evet. Hadi bakalım bir de aşk yaşayalım mı dönüyor iş yani? Yani
Onun üzerinden herhalde aşk da geliyordur. Çünkü sürekli aynı settesin. Evet. Neredeyse 17-18 saat. İnsanlar orada flört etmeye başlıyorlar. Ben de bunu gördüm bizde mesela Hakan'la. Sessiz Gemiler setinde tanıştık. Evet, biliyorum. Ve benim hayatımda iş yerinde yaptığım ilk ve tek flörttür. O da evlilikle sonuçlanmıştır ve de çocuğumuz olmuştur. Hani iş yerinden ne bir müzisyen flörtüm ya da kocam olmadı hiç. Ben hep şunu diyorum, şu ahir ömrümde böyle yerlerde bir flörtler edip de ay bitti canım, ne güzel de arkadaş kaldık diyemedim mesela. Nasıl oluyor o arkadaş kalmak? Onu tadamadım hiç mesela. Onu çok merak ediyorum ama bu sonrasında bu kadar halkın içerisinde bağıra çağıra kavga ediliyorsa bunun evdeki durumunu hiç düşünemiyorum. Evet, ben. Anladın mı ne demek istediğimi? Maalesef. Çok iyi anladım. Şimdi bir de